hareketli dakikalar geçiriyoruz. Evet, zaten Orta Doğu bir yangın yerine dönmüştü. Evet. Acaba bundan sonra ne olur? İran'ın çünkü hala gerçekleştirmediği bir misilleme vardı. O evet gerçekleşti. İşte o yüzden de o füzeler, İran'dan havalanan 200'e yakın füze atılmaya başladığı andan itibaren zaten canlı yayınlarla yayınlarımızı devam ettiriyoruz. Evet, şimdi önceki gece İsrail topçu birliklerinin hedef aldığı Lübnan'ın güneyi yangın yeriydi. Aslında işte burada ateşlendi. Sonrasında işte İran'ın da misilleme yapması önceki geceyle birlikte oldu. Şimdi dün gece İsrail semaları İran'dan gönderilen füzelerle aydınlandı. İran, İsrail'e yüzlerce füzeyle misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuluyor. İlk haberlerde İran'ın 500'e yakın füze ateşlediği ve ses hızını aşan füzelerde kullandığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanlığı ise fırlatılan füze sayısını 180 olarak açıkladı. Tüm bu gelişmeleri konuşacağız. Birazdan konuğumuz olacak Mete Sohtuoğlu. İlerleyen saatlerde başka konuklarımız da olacak. Onlar da olacak. Tüm detayları 3 saat boyunca biz konuşacağız. Ama şimdi dün neler yaşandı, neler oldu bir ona bakalım. Yo! 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 Onlarca füze ateşlendi. İsrail semaları patlama sesleriyle çınladı. İran, Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve devrim muhafızları komutanlarından Nilforuşan suikastlarına misilleme yaptı. İran'dan yaklaşık 200 balistik füze ateşlendi. Hedefleri İsrail'di. Füzeler dakikalar içinde Ürdün ve Suriye hava sahalarından geçerek İsrail'e ulaştı. Hava savunma sistemleri harekete geçti. İran füzelerinden bazıları hava savunma sistemlerini geçerek İsrail topraklarına vurdu. Şiddetli patlamalar meydana geldi. Saldırı sırasında İsrail alarmdaydı. Devlet televizyonu Kan gelişmelere sığınaktan yaptığı yayında izleyicilerine duyurdu. Saldırı yaklaşık bir saat sürdü. İsrail basını İran'ın yaklaşık 500 füze attığını ileri sürdü. Ancak İsrail ordusu yaklaşık 200 füzenin ateşlendiğini açıkladı. Ordu sözcüsü Daniel Hagari, füzelerin yaklaşık %80'inin engellendiğini ve bu saldırının sonuçları olacağını açıkladı. Hücumda ve savunmada hazırlıklıyız. İsrail halkını koruyacağız. Bu saldırının sonuçları olacak. Planlarımız var. Karar vereceğimiz yer ve zamanda harekete geçeceğiz. İran devrim muhafızlarından da açıklama var. Buna göre saldırıda İsrail'in 3 askeri üssü vuruldu. Devrim muhafızları İsrail'in aksine füzelerin %90'ının hedeflerine isabet ettiğini duyurdu. Saldırıda Fettah hipersonik füzeleri de kullanıldı. İran saldırıdan önce hem ABD'nin hem de Rusya'nın bilgilendirildiğini de açıkladı. Yo! Yo! İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan saldırının meşru haklar temelinde düzenlendiğini söyledi. Siyonist rejimin saldırganlığına kararlı bir karşılık verildi dedi. Pezeşkiyan, İran'ın askeri gücünün sadece bir kısmının kullanıldığını ifade ederek bizimle çatışmaya girmeyin ifadelerini kullandı. Saldırının ardından ABD'den de açıklama var. Dışişleri Bakanlığı tüm dünyayı saldırıyı kınamaya çağırıyoruz ifadelerini kullandı. İran'ın kendilerini bilgilendirdiği açıklamasının doğru olmadığı ileri sürüldü. Pentagon ise ABD donanmasının İran füzelerine karşılık 12 engelleme füzesini fırlattığını duyurdu. Bölgedeki diğer Amerikan birlikleri füzelere müdahale etmedi denildi. ABD basınına göre Ürdün, İran füzelerinin engellenmesi için hava sahasını ABD güçlerine açtı. Evet, tüm yaşananları haberimizde izledik. Şimdi konuğumuzu takdim edelim. Gazeteci Mete Sohtuoğlu bu saatte bizimle birlikte olacak. Mete Bey günaydın, hoş geldiniz. Yine bir yangın yeri olan bir günden merhaba diyelim size. Günaydın Elif Hanım, günaydın Emin. Mete günaydın. Şimdi daha önce de bunu çok sık konuşmuştuk. Yani ne olabilir, ne bitebilir,
bu savaş nerelere sıçrayabilir diye. Galiba o konuştuklarımız o en kötü senaryoya doğru ilerliyoruz ama şimdi Lübnan'a başlatılan kara harekatı sonrası böyle bir İran'ın misillemesi ilk başta akıllara acaba İran'ı mı savunuyor? İran'ı korumak için mi? Pardon, Lübnan'ı korumak için mi diye İran diye akıllara geliyor ama devrim muhafızlarının şöyle bir açıklaması var. Hamas lideri Haniye, Hizbullah lideri Nasrallah ve Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık yaptık bunu diyorlar. Şimdi bir de bir açıklama daha vardı. Amerika tarafından kandırıldıkları yönünde. Misilleme yapmazsanız ateşkes olur diye Amerika'nın bir anlamda İran'ı kandırdığı itiraf niteliğinde bir açıklama var. Şimdi yeri, zamanlaması, kullanılan hipersonik Fettah füzeleri, ondan sonra 200'e yakın füzenin atıldığı söyleniyor. Bazı kaynaklar 500 diyor ama bu şeyin gecikmiş misillemeyi nasıl değerlendirmek lazım? İstersen oradan başlayalım. Ben izninizle sizi 24 saat bir geriye götüreyim. İsrail, Lübnan'ın kara işgaline başlaması planlanırken normalde bu açıklamayı İsrail ordusunun yapmasını tabii haklı olarak herkes bekler, böyle bir işgalin duyurusunu. Fakat 40 dakika öncesinde, 24 saat önceden bahsediyorum, bu duyuruyu kimliği belirsiz kaynaklar Amerikan basınına sızdırarak İsrail'in eli kulağında olan kara harekatını ya da kara işgalini duyurmuş oldu, sızdırmış oldu. Hatırlayalım, İsrail ordusu ilk önce bunu yalanladı. Sonra yine kimliği belirsiz bir kaynak Amerikan basınına konuşarak evet evet İsrail ordusu bir kara işgalle başlayacak. Hatta dar ve kapsamlı olacak. Bu konuda Tel Aviv ile bir mutabakata vardık, fikir birliğine vardık. Sadece sınırlı bir kara operasyonu planlanıyor ve bu şekilde olacak dedi. Ve daha sonra İsrail ordusu bunu kabul etmek durumunda kaldı. Fakat ilerleyen saatlerde, yani dün geceye baktığımız zaman da ne ilginçtir, İran'ın İsrail'e düzenlemeyi planladığı füze saldırısını ya da misilleme saldırısını gene kimliği belirsiz Amerikalı kaynaklar Amerikan basından sızdırarak İsrail'in kuzeyinde boşaltılmış 3 tane İsrail hava üssünün ve bir istihbarat karargahının İran tarafından vurulmayı planlandığını açıklamış bulundu. Ne ilginçtir, saatler sonra da, yani bir süre sonra da İran'dan atıldığı zaman İsrail'e ulaşması 12 dakika süren füzeler birinci dalga, ikinci dalga ve üçüncü dalga olarak sizin de belirttiğiniz gibi yaklaşık 200 tane füze atıldı. Ve ne ilginçtir, şu an sizin yayınınıza katılmak üzere tabii bir sağa sola bakalım demek gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Ne ilginçtir ki 3 tane hava üssü ve 1 tane istihbarat karargahının yakınlarına düşen bir füze manzarasıyla karşılaştık. Şimdi burada İran Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi Amerika bizi kandırdı derken artık şunu net bir şekilde kabul etmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir görüşme ve bir pazarlık trafiği var. Ve bu Gazze meselesi üzerinde de, Lübnan meselesi üzerinde de İran'la bölge üzerine de İran'ın bu milis gücü üzerinden bir pazarlık. Yani saldırma, şöyle ateşkes olsun, saldırma, işte senin dondurulmuş fonlarını serbest bırakalım, yaptırımlar hafiflesin gibi bir pazarlık dönüyor. Ya da misilleme yapma karşılığında işte Gazze'de ateşkes olsun, buna Lübnan'ı dahil edelim gibi. Böyle bir pazarlık olduğunu net bir şekilde artık söyleyebilirim. Şimdi geldiğimiz manzarada işin ilginç tarafı Elif Hanım, Emre Bey, İran Nisan'daki o İsrail saldırısı gibi bu sefer normalde İran'ın batı tarafında NOTAM ilan etmesi gerekiyor. NOTAM sivil uçaklar için, pilotlar için bir uyarı manasına geliyor. Yani askeri bir tatbikat olabilir, belki savaş ilanı olabilir, belki olağanüstü bir durum olabilir. Ama neticede bir NOTAM'ın ilan edilmesi gerekiyor. Dün İran ilk defa NOTAM ilan etmedi. Ve ilginç bir şekilde Şiraz bölgesinde fırlatılan füzeleri yolcu uçağından bir yolcu çekti. Yani bunu başardı. Uçuş hatlarının güvenliği, uçakların güvenliği meselesini de bir yana bırakarak, ki yolcu uçağında vurma gibi bir sicili de var İran'ın. Hatırlarsınız, Ukrayna uçağını da füzeyle vurmuştu, kabul etmemişti. Dün açıkçası İran hava sahasındaki uçakları Allah korudu, yolcu uçaklarını. Gerçekten öyle demek gerekiyor. Çünkü
bir yolcu uçağından İran'ın füzeleri attı, evet. Füzeleri çekmeye başladı. Ama bir yandan da Mete tabii komşularını da uyardı böyle bir şey olacak diye ki onlar hava sahasını kapatsınlar diye. Bu bir ihmal miydi yoksa başka bir taktik mi deniyor İran peki? Son derece tehlikeli bir şeyden bahsediyoruz çünkü. Emre Buga, Ürdün'de bende bir görüntü var Ürdün'den ve füzenin kalıntısı bir insanın üzerine düşüyor. Önümüzdeki saatlerde size de muhtemelen evet, gelir. Yaralanan var hatta. Yaralananlar var yani. Burada tabii özellikle Ürdün üzerinden geçtiği için Ürdün üzerinde çok sayıda muhtemelen yani can kaybı da vardır. Açıklanacaktır. Yaralılar da vardır. Çünkü bu füze kalıntılarının parçalarının nereye düştüğünü şu an tabii Ürdünlü yetkililer de araştırıyor. Sabahleyin daha net bir fotoğraf çıkacaktır gün aydınlandığı zaman. Ama neticede niye Ürdün'de can kayıpları ve yaralılardan bahsettim? Çünkü normalde İran'ın İsrail attığı füzelerde normalde askeri bir hedefin vurulması, bir binanın havaya uçması, çok açık söylüyorum, ya da İsrail vatandaşlarına yönelik can kaybıyla sonuçlanacak bir füze saldırısı olması beklenir. Ya da İsrail askerlerinin öldürülmesini planlayan bir füze saldırısı olması gerekir. Fakat ilginçtir, İsrail'in hiçbir yerinde ne sivil ne askeri olarak bir can kaybı bildirilmedi. Askeri sansür var diyebilirsiniz, basın çok baskı altında diyebilirsiniz. Ama İran'da herhangi bir binanın havaya uçtuğunu, genelde hep arazi, yol, otoban, köprü üstü, parkın içi, işte binanın yanı, işte Mossad karargahı gibi onun bahçesi ya da önündeki alana düşmüş ve büyük çukurlarda açılmış füzelerden bahsediyorum. Ama burada tabii bir parantez açayım izninizle. İran'ın füzeleri galiba teknolojik olarak çok yüksek kapasitede değil ve tesirsiz. Yani görkemli, füze dendiği zaman çok görkemli böyle bir devasa bir füze hayal ediyoruz ama atıldıktan sonra verdiği tahribata baktığımız zaman evet bir çukur açıyor muhtemelen ama galiba İran'ın füzeleri isabet ettirme konusunda yani bu güdümlü füze GPS'le atılması, adrese teslim diyelim. Bu tip füzeleri isabet ettirme konusunda İran savunmasının ya da savunma sanayinin pek de mahir olmadığını, pek de bunu tam manasıyla beceremediği bir kez daha da ortaya çıktı açık söylemek gerekirse. Yani İran'ın bu övündüğü füzeler anladığım kadarıyla hedeflerini tam isabetle vuramıyor. Böyle peki bir vurmak gerçek istemiyor diyebilir miyiz? Yani şimdi aslında Amerika ile dedik ya biz şimdi Amerikan basınında bir gün önce İran'ın saldıracağı iddiaları vardı ve sonrasında da zaten İran'ın saldırdığını gördük. Şimdi aslında baktığımızda siz de şunu demek istiyorsunuz gibi anlıyorum. İran Amerika ile koordineli bir şekilde aslında bu saldırıyı gerçekleştirdi diyebilir miyiz? Ve yani İran'ın aslında zaten yapmak istediği de bu muydu? Yani füzelerinin iyi olmamasından ziyade aslında amacı bu muydu diyebilir miyiz? Elif Hanım, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin okyanus ötesinden kilometrelerce ötede İran'ın vuracağı hedefleri 40 dakika önce isim yani yer yer açıklaması doğal olmadığı kadar muhtemelen vurduğu yerlerine baktığımız zaman açıkçası İsrail'in canını acıtmayacak bir füze yağmuru hazırlığı da olduğu düşünüldüğü zaman Amerika ile İran arasında evet böyle bir anlaşma olabilir. Ama burada şu unutulmamalı, bu tip İran'ın verdiği her cevaplar İsrail'in bölgede daha saldırgan, daha yayılmacı, yani yayılmadan kastım etrafındaki ülkeleri vurma kapasitesini genişlettiği ya da saldırganlığı için bir zemin oluşturduğunu unutmamak gerekiyor. Yani İran'ın sembollerle, sloganlarla yaptığı, coşkuyla, işte hevesle yaptığı bu füze yağmurları aslında gerçeğe baktığınız zaman İsrail'in daha da saldırganlaşıp başka ülkelerdeki İran hedeflerini vurması için bir zemin yaratıyor. Hatta bu dünkü saldırıyla beraber Elif Hanım, Emre Bey, çok ilginç bir şey ama muhtemelen İran'ın nükleer programının dahi ortadan kaldırılması, bunu bombalanması manasında söylüyorum, ya da siber saldırıyla kullanılamaz hale getirilmesi gibi bir ihtimal belirdi artık.